Evet arkadaşlar, herkes beni iyi dinlesin. Dün büyük patronu duydunuz. Zaman hızlı. Ama biz daha hızlıyız. Bugün sizden tempo istiyorum, tutku istiyorum. Yabancı markaların kataloglarına kafa tutacak bir katalog istiyorum. Ben hepinize güveniyorum. Ve bu ekip bu işi uçuracak. Tamam mı? Uçuracak. Uç uç. Heyecanlı oluyor. Evet. Bugün kaç ton boya sıvıyoruz? Sıvayın, sıvayın. Kapatın mutsuzluğumu. Mutsuzluğunu bilmem ama huysuzluğunu kapatacak bir makyaj henüz icat edilmedi. En azından biz etmedik. Ezgi Hanım'dı değil mi? Siz bir kahve için. Patronu kızdırdık galiba. Hayırdır sabah sabah? Sabah sabah kulise neşe saçmamı bekliyorsun Yaz. Ya çok gerekliyse bende yok biliyorsun. Senden avans çekeyim bari. Bu senin işin. Buraya böyle beş karış suratla gelip lütfen insanların enerjisini düşürme. Pardon ya. Pardon, sinirim bozuldu. Bir anda beş karış suratım ve ben gelip patronun muhteşem motivasyon konuşmasına offside'a düşürdük değil mi? Kusura bakma, ben o kadar profesyonel değilim. Dün ağlarken yerlerde süründüğüm kuliste bugün böyle hiçbir şey olmamış gibi savaş boyalarımı çekip sırıtarak gelemiyorum. Tamam, anlıyorum. Dün ağladın ama bugün güleceksin. Değil mi? Çünkü iş hayatı bunu gerektirir. Sonra robot deyince... Bak, her fırsatta küçümsediğim bu iş zaten bir hafta sonra bitecek. O yüzden sık dişini, işini iyi yap. Çünkü bu iş kozmetiğin dahisi Yağız Egemen'in çok önem verdiği bir iş. Çünkü Bay Amerika yolcusu rujlarını, allıklarını paketleyip dünyanın bir ucuna gidecek. Bir dakika. Benim Amerika'ya gitmemle ilgili bir sorun mu var? Pardon? Umunda değil. Değil mi? Sence? Güzel. O zaman her kafanı bozduğunda Amerika demekten vazgeç. Sinan seni tekrardan dağıtsın istemezdim. Ama dağıttı. Ben de bunun bir parçası olmak istemezdim. Ama olduğum için özür dilerim. Şimdi hayat devam ediyor. Lütfen kendini topla ve bunun acısını burada tek derdi işini yapmak olan insanlardan çıkarma. Rica ediyorum. Biliyorsun. Acıyı kimden çıkaracağını biliyorsun. Hadi bakalım. Pazarlık. Annem senin için pazarlık mı yaptı? Evet. Evet. O gece o pazarlığı duyduğumda annemin ezdiği kadar kimse beni ezmemişti. Ne Yasin, ne annesi, ne de o kız. O geceden sonra annem benim için tek bir gün bile beni doğuran annem olmadı. Bana her sarıldığımda o tanıdık anne kokusunu alıp onu bırakıyorum kendime. Ama olmuyor abla, olmuyor. O anne kokusu bana yaşattıkları unutturmaya yetmiyor. Farkında bile değil. Beni annesiz bıraktığını farkında bile değil. Tıpkı babam öldüğünde sana da yaptığı gibi. Beni de annesiz bıraktı o. Onu hiç affetmeyeceğim abla. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ne Yasin, ne annemi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ben annem gibi olmayacağım. Ben anne olacağım. Onu ne gözünü para bürümüş anneannesine av edeceğim. Ya da onu hak etmeyen bir babaya kurban edeceğim. Thank you.
Selin. Selin. Şimdi soracağım sana. Oo, biri ikinci raundu istiyor. Sen az önce bana ne yaptın? Bir sıkıntı mı var? Kalbimi kırıyorsun ama Selin'ciğim. Hani bak üstünü değiştirmemişsin sen. Selin hadi bırak şuna gidelim gel. Bana bak. Çok ayıp. Çok çok ayıp. İnsan hiç cici annesi. Abi bu hala konuşuyor. Bana bak. Şu kardeşine sahip çık. Saldırmaya çalıştığı hamile bir kadın. Hamile ise gitsin patik örsün. Kardeşimle uğraşmasın. Sinan sen bu ikisinin kavgasına karışma. Kimin ne yaptığına girersek çıkamayız. Ya Hazan al şu hamile kardeşini çık git hadi. Kendi sabrıma güvensem senin demenle şuradan şuraya gitmem ama. Öyle mi? O zaman iyi gündesin Hazan. Çünkü sayende benim sabrım sonsuz. Bunların hesabını çok ağır ödeyeceksin. Ne karnındaki ne de babam. Seni kurtaramayacak anladın mı? Bunların hesabını çok ağır ödeyeceksin. Ne zaman istersen cici mahalle kızı. Üstü sen de kalsın. Bana bak. Seni gebertirim. Gebertirim. Kim bu? Tamam bakma artık şunları lütfen. Kudursun. Öfkesinden, hırsından kudursun. Ece. O kızla uğraşman içini soğutmayacak. Sen mutsuzsun. Sakın beni susturmaya çalışma. Sen deliler gibi mutsuzsun. Karnındaki bebeğe rağmen, ona kurduğun evet lüks ama sahte hayata rağmen mutsuzsun. Çünkü başka türlüsü mümkün değil. Kendine ve bebeğine kurduğun bu yalan dünyada mutlu olman mümkün değil Ece. Mutluluk? Senin gözü açılmış o saftirik kardeşini, Ece Çamkıran'ı. Mutlulukla ilgili çok hayalleri vardı abla. Peki Ece Egemen'in? Onun mutlulukla bir işi yok. Ece Egemen sadece çocuğunu mutlu etmek istiyor. Ece. Abla. Sen kardeşinin sırdaşı. Çocuğumun da anne yarısı olacaksın. Sen çok iyi bir teyze olacaksın. Yine gülümsemeyi unutmuş abi. Onun kafası yüzünden 5 saattir buradayız. Ekip bitti Yağız Bey. Hazan Hanım da bitti. Arkadaşlar, herkesin eline sağlık. Bugünlük paydos. Hiç bitmeyecek sandım. Gizem. Gizem ben üstümü değiştireceğim. Sen de çık hadi. Sabahtan beri çok yoruldum. Tamam Hazan Hanım. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Allah'ım nasıl bir gün bugün ya. Kız işini biliyor vallahi. Baksana. Yarın izleriz magazinlerde. Malum Sinan Bey'e takılan şöhret oluyor. Eğleniyor muyuz kızlar? Pardon, sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Sorun değil ya. Vallahi sabahtan beri canımız çıktı ama sizin enerjiler yerinde. Ne izliyorsanız artık herhalde komik bir şey. Hadi bana da gösterin. Benim de enerji ihtiyacım var. Aç bakayım şunu. Aç. Bana pek komik gelmedi ama sizin eğlencenizi bölmeyeyim.
Sen niye buradasın? Ne bileyim ya, dağılmışım öyle. İyi, hadi gidelim. Ben sana bir taksi çağırayım. Bak sen şu uslu çocuğa. Kardeşinden mi korkuyorsun? Efendim? Dünden bir gün önceki Yağız beni eve bırakırdı. Hele gecenin bu saatinde. Üstümde bu kıyafetlerle. Şimdi taksi çağırıyorsun. Sen aramıza mesafe koymaya çalışıyorsun. Buna ihtiyacım var mı? Bilmem. Sen söyle. Benim yok. Benim başım dik. Ben burada sabaha kadar oturur seninle beklerim. Benim korkacak, çekinecek hiçbir şeyim yok. Anladım, kafan bozuk. Ama benimki de bozuk. Yukarıdaki stüdyoya bir taksi lütfen. Gözüm yaşardı ya. Bu ne centilmenlik böyle? Taksi gelinceye kadar benimle bekliyorsun. Plakayı da alırsın sen şimdi. Duraktan çağırdığım için plakaya gerek yok. Bu sahte centilmenliğe de gerek yok. İyi, sen bilirsin. Hadi o zaman iyi geceler. Korkak! Hazan. Bir derdin mi var? Cesaretin varsa beni eve bırakırsın. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Ne ispatlamaya çalışıyorsun? Ben değil. Sen ispatlayacaksın. Ya şimdi beni bu taksiye bindirir. İkimiz de yerin dibine sokan kardeşinin sırtını sıvazlarsın. Ya da cesur olursun, beni kardeşini soktuğu o yerin dibinden çıkarırsın. Sen devam. Hayır, sen daha o topuklularla durmayı beceremiyorsun da bu... Yani daha fazla bakınma istersen. O gelmedi. Ve gelmeyecek kadar da sinirli. Ha ha, Yağız Egemen. Arabandan indik, rahatladın, çenen açıldı tabii. O ne demek ya, rahatladın falan? Asılmadım ya sana, onu diyorum. Ya sabır. Neyse, ben daha fazla bulaşmayayım. Kendimi de ispatladıysam kahvemi evde içeyim. Çağırmayacaktım zaten. Neyse, teşekkür ederim. Zahmet oldu ama dediğim gibi iyi oldu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ah! Ah! Ne oldu? Aman ya! Ya ben sana demiştim işte. Allah kahretsin! Yani sen daha onların üstünde durmayı beceremiyorsun. Yani neyine senin böyle bakınmak falan? Gerçekten düştüm ben. Farkında mısın acaba? Farkındayım acaba. Ne yapayım, sırtımda mı taşıyayım? Seni... Ah! Ah! Ne oldu ya, ciddi mi o kadar? Ne yapacaksın, sırtında mı taşıyacaksın? Gerçekten sözün bittiği yerdeyim. Aman, ben hallederim, eksik ol. Çok konuşma, hadi yürü. Domuz. Pul pul oldu üstüm, sim oldu. Çanta. Aldım ben, aldım değerli çantanı. Allah kimseyi sana muhtaç etmesin. Sen onu bir uzat, şöyle yüksekte tut, kaldır. Aa. Şişmiş değil mi? Biraz. Buz var mı dolapta? Ben bir buz getireyim. Yok, istemez ya. Bu da senin kardeşin yüzünden, biliyorsun değil mi? Kafa bırakmadığınız insanda valla. Zaten bu topuklularda 10 metre.
10 metre mi? Abartma o kadar ya. 9 metre falan. Ya sevmiyorum, beceremiyorum. Ben o kokoş kadınlar gibi değilim. Tıkır tıkır yürüyemiyorum böyle. Zaten Sinan yüzünden kafa dolu. Sinirim bozuldu ya. Ne? Şu saçmalığı artık bir son mu versek acaba? Ne saçmalığı ya? Hazan. Yalan söylüyorsun, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bu ayak parmakları da insanın en çirkin yeri değil mi ya? Bir de bunu özel olarak sevenler var. Ne diyorsun ayak parmak? Vallahi tebrik ediyorum. Yani bir konu bu kadar hızlı değiştirilemezdi. Vallahi midem kalktı benim de. Ben küçükken hep bale yapmak istemiştim biliyor musun? Da işte bizim mahallede bale okulu yoktu. Ya o balerinler de yazık ya, ne çekiyor onlar. Ama çok iyi folklor oynarım ha. Bak ilkokulda 5 sene yaptım. Sinirim bozuldu. Sen neden Sinan'a kızgın değilsin? Tamam. Sana bir şey söylemedi. Bütün lafları bana geçirdi. Niyeti bozuk olan benim. Eski sevgilisinin abisinde gözü olan takıntılı çatlak benim. Ama ucundan kıyısından hiç mi bozulmadın ya? Hiç mi rahatsız olmadın? Tabii. Ben kime ne soruyorum ki? Rahatsın. Sizin ortamlar böyle çünkü. Sizin ortamlarda kimin eli kimin cebinde? Ya ne ortamı? Ortam falan yok. Bulurum sana ne kadar tersi, bana da o kadar ters. Özür dilerim. Haklısın. Benim sinirlerim çok bozuk. Bu suçlama o kadar ağır ki. Öyle kendimi kaybettim. Neyse ben yavaştan gideyim. Sen buz uygulamaya devam et. Ara sıra da yukarıda tut. Geçmiş olsun. Kardeşine söylediği her şeyi yedireceğim. Bu iftiranın, bu hakaretin inadına üzerine gideceğim. Ha sen onun üzerine gideceksin diye ben buradayım. Yanımda olmakla ilgili bir rahatsızlığın mı var? Bu ikinizin problemi. Lütfen beni karıştırmayın. Çok geç. Üzgünüm. Senin kardeşin kendi abisiyle vurdu beni. Sen istesen de istemesen de bu işin içindesin. Ve hatta biliyor musun? O terbiyesiz ağzından çıkan her kelimeyi tek tek yiyinceye kadar sana benden kaçış yok. Nasıl yani, ben hiçbir şey anlamadım. Sen ve ben, Yağız Egemen.
Bugün duyduğumuz hakaretlerden sonra hiç olmadığımız kadar yan yana olacağız. O hakaretleri yiyip yutmuş gibi bir kenara çekilip saklanmayacağım ben. Senin taksi çağırdığında yaptığın gibi, sanki suçluymuşum gibi seni gördüğümde yolumu değiştirmeyeceğim. Çünkü ben suçlu değilim. Benim başım dik. Sen istesen de, istemesen de kardeşin o hakaretleri yiyip yutuncaya kadar benim yolum sana çıkacak. Dimdik ve haklı. Sana çıkacak. İyi geceler. Beni seninle vurduğuna pişman olacak Yağız. O kadar söylüyorum. Bunun bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Arkadaşlar, Sinan Egemen geliyor. Hazırladım. İyi akşamlar. Sinan Bey, merhaba. Benim aşkla işim bitti. Sinan Bey, bir fotoğraf alsaydık. Sinan Bey. Benim aşkla işim bitti. Ben bunları hak etmedim Sinan. Benim aşkla işim bitti. Ama sen her şeyi hak ediyorsun. Her şeyi. Alo. Müsaitseniz size bir iki ev gösterecektim. Tamam, siz adresi atın bana. Ben geliyorum. Böyle buyurun. Küçücük ev. 1+1. Bu fiyata mı gerçekten? Bu bölgede daha ucuzunu bulamazsınız Hazan Hanım. Tabii bölgemiz de değişti. Yok, ben başka bir semtten bakayım. Yani burası turşucuk kadar ev. Böyle bu kadar para veremem ben yani. Bir de güneş görmüyor. Ben güneş isterim. Eşya da yok. Eşyaya da para vereceğiz. O zaman ben size eşyalı kiralıklarımızdan göstereyim. Bir dakika. Yalnız o ev buradan daha pahalı. Ona ne şüphe? O zaman ben size uygun olan evi... Bu evi istiyorum. Bunu. Efendim Sinan. Abi evde misin? Evdeyim de. Birazdan çıkıp stüdyoya geçeceğim. Bence sen de gelsen iyi olur. Son benzinimle sana geliyorum. Cebimde 5 kuruş para kalmadı. Ha, değil mi?
Asgari ücretle gece hayatı birbirine pek yakışmıyor. 10 dakikaya sendeyim. Anahtarlığına girersin. Ben çıkacağım. Karar verdiniz mi Hazan Hanım? 2 dakika müsaade edebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Hazır mısın buna? Gerçekten istiyor musun? Yakışır mı sana? Ama o sana neler yakıştırdı değil mi? Sana abisini yakıştırdı. Abisini. Ya pişman olursan? Pişman olursan ne olacak? Bu kalbimi kurutan son damlaydı. Bunun bedelini ödeyecek. Senin kardeşin kendi abisiyle vurdu beni. O terbiyesiz ağzından çıkan her kelimeyi tek tek yiyinceye kadar sana benden kaçış yok. Sen ve ben, Yağız Egemen. Bugün duyduğumuz hakaretlerden sonra hiç olmadığımız kadar yan yana olacağız. O pişman olacak. O pişman olacak. Hayırlı olsun o zaman. Bence de. Buyurun. Var bir saat sonra. Hı, biliyorum. Tamam, bırakayım ben seni, hadi. Ben sana gelmedim ama. Asansör de geldi. Benim biraz acelem var, kaçayım artık. Tekrar hayırlı olsun Hazan Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Komşun oldum Yaz. Yan dairene taşındım. Bak, burada yatak odası var. Banyosu da var içinde. Özel ebeveyn banyosu. Mutfak burası. Bir banyo daha burada var. Böyle salonda ferah ferah. Gerçi yani tek başına biri için biraz büyük ama sen de tek tabancasın. Oluyormuş yani. Güzel. Evini gezdiren hevesli komşu rolün bittiyse artık kendin olabilirsin. Sen durumu kavrayamadın herhalde. Ben şu an gerçekten de evini gezdiren hevesli komşuyum. Komik mi olduğunu sanıyorsun? Ya tamam, şaşırdın ama abartmıyor musun? Ben sana zaten ev baktığımı söylemiştim. Ve o ev bu ev değil mi? Yani stüdyoya yakın, yalıya yakın, merkezi, ferah, manzaralı, daha ne olsun? Ya amacın ne senin ya? Vallahi ne yapıyorsun? Niye oyun oynuyorsun? Bundan sonra sana daha yakın olacağımı söylemiştim. Ha, sen söyledin ama ben anlamadım değil mi? Hata bende.
Yakın olacağım dediğinde burnumun dibini kastettiğini anlamamışım. Kusura bakma. Hazan, kapı komşum oldun, farkında mısın? E tamam, bir hırsla hareket ettin. Kafana göre esti, geldim buraya. Ama şimdi mantıklı düşünüp gideceksin. Anlaştık mı? Şimdi lütfen ara o emlakçını, çağır gelsin buraya. Bütün işlemleri geri alsın ve bitir bu saçmalığı. Ben sana başka bir yerden daha güzel bir ev bulurum. Anlaştık mı? Diyorsun. Şaka yapmıyorum. Onu ben yapıyorum zaten. Senin derdin ne ya? Ha? Seni hiçbir şeyle suçlamadı. Bütün lafları ben yedim, hakaretleri ben yedim. E, yiyen ben olduğuma göre nasıl karşılık vereceğime ben karar veririm, değil mi? E, vereceğin karşılık bu, öyle mi? Çok mu ağır geldi? Ağır. İkimiz için de ağır. Sana ne oluyor ya? Ha? Senin için niye ağır? Ya yeter, tamam mı? Buraya kadar. Ben bu işe karışmak istemiyorum artık. Bana uyar. Sen zaten evinde oturmaktan başka hiçbir şey yapmayacaksın. Aklından ne geçiyor bilmiyorum. Niye bu kadar tedirginsin sen? Ha? Etrafında olmam seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Yoksa sen de o terbiyesiz kardeşin gibi sana karşı... Ya yeter, tamam. Zaten söylemiş kadar oldun, devam etme. Evet, söylemiş kadar oldum çünkü o kadar tuhaf davranıyorsun ki bana. Ya tamam, buraya taşındığım için madalya takmanı beklemiyorum. Ama kardeşinle o iğrenç iftiralarını haklı çıkarır gibi davranamazsın sen bana ya. Ya yeter, vallahi yeter. Ben karışmıyorum. Ben buraya ucuz bir oyun oynamaya gelmedim. Ben buraya Sinan'ı kıskandırmaya gelmedim. Ben buraya... Tamam, anlatma. Umrumda değil. Buraya neden geldin, ne yapmaya çalışıyorsun umrumda değil. Tamam mı? Dediğim gibi karışmıyorum. Hatta o kadar karışmıyorum ki Sinan'a müjdeyi de ben vermeyeceğim. O iş bende. Kesinlikle bende. Kahve falan lazım olursa istemeye gelirim komşu. Görecek o kardeşini. Öyle gelişine vurmak neymiş görecek. İşte bu çok iyi. Efendim Sinan. Abi ben sendeyim. Abi duyuyor musun? Buradayım. Sen şimdi üst kata çık benim odama. Kasayı aç, istediğin kadar para al. Madem benzin alamıyormuşsun. Tamam, sonra da stüdyoya gel. Kesin gel ama, geç kalma. Hiçbir şey karışmayacaksın. Gerçekten o kızı yatağın altında benimle ilgili şeyler biriktirdiğine inanıyor musun? Senin Hazan'la ilgili gerçek karın ağrım benim, değil mi? O fotoğraflar, viski şişesi falan. Selam. Şirketten bir araç gönderir misiniz? Tamam, abim deyim ben, buradan alırsınız beni. Sinir etti ya. İftirayı yiyen benim, senden izin mi alacağım bir de? Sana ne oluyorsa. Sanki seninle uğraşmaya geldim ben buraya. Ben buraya ders vermeye geldim. O kardeşine hayatının dersini vermeye geldim.
değil canım. Daha değil. Yaz Bey, çekim kostümleri için. Seçin işte. Biz mi seçelim? Seçin işte ya, ne giyerse giysin. Yani ne bileyim, kıyafet değil zaten, makyaj ön planda. Biz tekstilci değiliz ki biz. Sıvamaya devam et. Ha. Hani nerede modelimiz? Gelir birazdan. Abi bak, şimdi çağırdın geldim ama ben gün boyu onu izleyemem yani. Poz verecek, sırıtacak, 32 diş bilmem ne. Hem sen buradasın ya, benim neden burada olmama gerek var ki? Ya sırf babamın... Tamam, boş ver şimdi onu. Sen bana taşın. Ne alaka ya? Ben ne anlatıyorum, sen ne diyorsun? Ya yılda kalmıyorsun, benzin alacak paran yok. Orada burada kalacağına gel, bana taşın. Yok abi, ben bakarım başım çağrısına, boş ver. Toptan kolay gelsin arkadaşlar. Makyaj için hazırım ben. Başlayalım. Neyse, ben gidiyorum, hadi kolay gelsin. Dur, hiçbir yere gitmiyorsun. Sen burada kalıyorsun. Benim başka programım var. Abi. Bugün çekimle sen ilgileneceksin. Tamam mı? Ve sonra da bana geleceksin. Ara Rıza'ya, Cesur'u falan. Senin eşyalarını getirsinler. İtiraz istemiyorum. Ben yokum. Ben bu işte yokum. Hazan'ın makyaj demiştik. Onu gözlerine dövüyorsun Hazan. Evet, çok güzel. Mükemmelsin Hazan. Ona her zamankinden daha sert ve daha cesurca bakıyorsun Hazan, evet. Evet. Çok güzel. Şimdi oturuyorsun Hazan. Daha cesaretli ve daha sert bakıyorsun. Ve ona meydan okuyorsun. İşte bu Hazan, evet. Mükemmel, işte bu. Şirket arabasına düşmüş resmen. O da artık bizden biri. Ya yılda kalmıyorsun, benzin alacak paran yok. Orada burada kalacağına gel, bana taşın. İyi akşamlar. Arkadaşlar, servis gelmiş. Hadi aşağı inin. Önce Hazan Hanım'ı bırakalım. Büyük jest. Hazan Hanım nereye? Uzağa değil, plazaya. Hangi plaza? Dur, ben tahmin edeyim. Kesin abiminki. Doğru, abisininki. Anlaşılan bir misafirimiz daha var. Güzel. Gidelim. Thank you.
Ben üzerimi değiştirip çıkacağım, fazla kalmayacağım. Sen kasma yani kendini, tamam? Abine selam söyle. Beni çıldırttığın gibi çıldır bakalım. Ne yapıyor bu ya? Ne yaptığını gördün değil mi? Resmen anahtarla yan daireye girdi ya. Gel otur bir konuşalım. Ya ne konuşacağız abi? Resmen komşu olmuş sana. Gözümün içine baka baka komşu olmuş ya. Tamam bir sakinleş. Gel konuşalım diyorum. Sen niye şaşırmadın bu olaya? Sen başından beri biliyordun değil mi? Sinan. Sen başından beri biliyordun da o yüzden beni buraya çağırdın. Sen fakire sadaka mı veriyorsun ya? Gel burada ben de kal diyorsun bir de. Resmen gelmiş burnunun dibine yerleşmiş. Bizim abimiz ne yapıyor burada? Lütfediyor, büyüklük yapıyor. Abilik bu mu senin için? Sen bana abilik yaptın değil mi şu an? Abisin yani. Sana abilik nasıl yapılıyor göstereyim mi? Ya i̇şte bırak, böyle Allah gel. Aşkına. Hadi gel. Abi. Gel gel. Geleceksin. Sen bu kapıya geleceksin. Seni çıldırtıyor. İma ettiğin şey o kadar ağır ki imalarını gözüne sokuyor. Abi gel gel. Bunu bile görmeyecek kadar körsün. Ya ne körü ya, ne körü? Ben her şeyi yeni görmeye başladım. Sen daha hiçbir şey görmedin. Ben de neyi merak ediyorum biliyor musun? Sen bu kızın buraya neden taşındığını anlamayacak kadar onu tanımıyorsan onun nesine aşıksın? Abi. Abi, yapacağım sana abili. Hazan açar mısın kapıyı? Şimdi ne derdiniz varsa konuşun, anlaşın. Senin bu yaptığın var ne ya. Güzel sordu abin. Nesine aşıksın dedi. Cevap versene. Ben daha doğru soruyu sormadım. Ben daha doğru soruyu kimseye sormadım. Sor o zaman. Ne duruyorsun? Sorsana. Sor hadi. Kime ne soracaksan sor. Hadi sor. Ne oldu, utandın mı? Ha? Ama yok, sen utanmazsın. Utanacak, yüzünü kızartacak hiçbir şey bırakmadın. Hadi yapıştım yakana. Sorsana. İnan bana. Benim hala utanacak bir şeylerim var. Nereye gidiyorsun? Nerede kalacaksın? Burası hariç her yerde. İstediğin oldu mu Hazan? Bu muydu istediğin? Güzel. Soracaksın acaba? Hmm.
soruyorsun değil mi Yağız Bey? Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Ozan bak gerçekten... Bilmediğin bir şey mi var? Sana soruyorum. Benimle ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Tamam, ezberledim. Savaşın ortasında kalmak istemiyorsun. Ama üzgünüm, zaten ortasındasın. Ya daha doğru soruyu bile soramadım ne demek? Ha? Ne var bunun dilinin altında? Ne ima ediyor yine? Ya sırf bu aptal gazete kağıtları yüzünden olamaz. Bir şey söyle artık bana. Ben gerçekten sadece defolup gitmek istiyorum. Bu kadar. Tamam Bay Amerika. Biletin cebinde. Anladık. Ama neyden kaçıyorsun onu anlamıyorum. Neyden kaçtım seni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmiyorsa o zaman kafanı her bozduğumda bu konuyu açma. Senin sözlerin, hatırladın mı? Ne yapıyorsun bana? Bu ne demek şimdi ya? Ne demek yani? Üstüme geliyorsun. Bunaltıyorsun beni biraz. Ben mi? Ya ikimize de hatta üçümüze de ne yapıyorsa Sinan yapıyor. Komşun olup seni rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama ben bu çirkin imaların peşini bırakmayacağım. Ama gitgide daha da çirkinleşiyor, farkında değil misin? Bunu Sinan başlattı, Sinan bitirecek. Bütün o imaları gözümün önünde tek tek yiyecek. O zamana kadar üzgünüm. İstersen Antarktika'ya git, sen de bunun parçasısın. Beni seninle hırpalıyor. Yine. Tarihi tekerrür ettirir gibi. Seni tanıdığım ilk gün, o da adım bile bilmiyorken, benim aptal kalbim onun için çarpıyorken, bile isteye o otel odasında beni nasıl seninle hırpaladıysa yine aynı şeyi yaptı. Bir abi olarak bana kızabilirsin. Ama bir insan olarak Yağız, neyi neden yaptığımı anlayabilirsin. Kendim bile anlayamıyorum ki. Sen abiysen ben de ablayım. Ama kardeşimin yanlışına da yanlış diyorum. Öyle aman ben bulaşmayayım demiyorum. Hayret bir şey ya.
bize çoktan yakınmışsın. Bilmiyordum. Şimdi de sen bilmiyorsun. Seni ve abini yakmamak için kendi kendime iftira attığımı bilmiyorsun. Ama sen zaten benim kalbimi de bilmiyorsun ki. Bu bandanayı bana verdiğin gün nasıl atıyorsa kalbim, hala öyle atıyor senin için. Kör. Ben buraya bile senin için geldim. Ama sen benim kalbimi bile görmüyorsun. Yanalım o zaman. O yangında yanmadık. Madem öyle şimdi. Şimdi cayır cayır yanalım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Yapmadım ama yaptım. Nasıl oldu, nasıl böyle bir an oldu bilmiyorum ama ben aşık oldum. Olmamam gereken birine. Değil aşık olmak. Hani derler ya, yan gözle bile bakmayacağım birine, işte o. O birine aşık oldum ben. Kim olduğunu bile söyleyemiyorum sana. Ne söylemesi, yüzüne bile bakamıyorum. Senden başka konuşabileceğim kimse yok. İçimi dökebileceğim, akıl danışabileceğim. Ki biliyorsun ben öyle kimseden akıl almam pek. Ama bu sefer farklı. İlk kez ne aklım ne kalbim bu çılgınlığı açıklamaya yetmiyor. İşte öyle bir çılgınlık ki onu her gördüğümde, ne fark eder görmediğinde de, bana her gülümsediğinde, omzuma yaslanıp ağladığında. Ya bu nasıl bir his biliyor musun ya? Bu çocukluğumda hani paslı bir çivi batmıştı ya parmağıma. İşte o çivi şimdi kalbime batıyor. Ben yapamıyorum. Anne. Ben yapamıyorum. Uzak dur diyorum, arkamı dönüyorum, git diyorum. Sonra ne oluyorsa kendimi yine onun yanında buluyorum. Yasak diyorum ama gözlerimi ondan alamıyorum. Gözlerimi, kalbimi. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi, böyle yasak olduğunu unutmuş gibi. O an sadece o ve ben. O ve ben. Aşk bu mu anne? O tek bir anın içine sığmaya çalışmak. Ben ve o. Biz. Yasakken. Üstelik onun bundan haberi bile yokken. Gözümün önünde kardeşimi severken, onun için ağlarken,
Hatta öfkesi bile ona aitken ben... Anne, ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum anne, ben ne yapıyorum? Ama korkma anne. Kardeşim üzülmeyecek. Ben onu üzmeyeceğim. Bir çaresini bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Unuttu mu ben duygusal olan değil, soğuk olan? Parmağına çivi battığında öp de geçsin demeyelim. Yere düştüğümde kimseye tutunmadan tek başıma yalnız kalkmaya alışmış olanım. Ben yalnız olanım. Ben yalnız kalacak olanım. İnan bana, benim hala utanacak bir şeylerim var. İşte onu kapatamaz o senin. Sen haklısın. Hayır, otelde kalmamış. Ya bunun birkaç tane zibidi arkadaşı var. Onları da aradım, onlarda da yok. Yani babamla da küs. Nerede kaldı bilmiyorum. Sinan'dan bahsediyoruz. İstanbul'un yarısında kalıyor olabilir yani. Yani o yatmak istedikten sonra ona yatak mı yok? Yok, kızla falan kalmıyor eminim. Ya bu böyle durumlarda genelde sende kalırdı. Hayırdır, kapıştınız mı, ne oldu? Oğlum sana diyorum. Bozuk musunuz? Sen yine de bir şey duyarsan haber ver, tamam. Görüşürüz. Ece egemen değil mi bu ya? Ne kadar küçük duruyor. Hazan Hanım nerede acaba? Hazan Hanım makyajı yapılıyor kuliste. Güzeliymiş. Bırak Allah aşkına ya. Değersiz şeyler bunlar. Üstü yaldızlı, altı boş. Sen çıkar bakalım o yüz güzellerinin makyajlarını. Altından neler çıkıyor. Heveslenme böyle boş işlere. Güzellik müzellik boş işler bunlar. Bomboş. Ece?
sürpriz. Aman Hazan Hanım, saç makyaj sarılmayalım, bozulmasın biliyorsunuz. Hiç söylemedin geleceğini. Öyle kafam esti, bir bakayım dedim. Benim güzel ablam, yüz güzel ablam neler yapıyor böyle. Otursana, gel otur, bitiyor zaten. Gel. Şöyle geç. Aşkına ya. Değersiz şeyler bunlar. Üstü yaldızlı, altı boş. Evet, çok güzel. Bir dakika. Mola, mola. Hazan. Sadece 5 dakika. Daha fazla değil. Hayda. Burada da mı ya? Allah, her yerde yanıyor, bir burada gitti. Bir burada gitti. Nerede bunun feneri? Mum da yok ya. Yaz. Para veriyoruz. Hale bak. Yaz. Yaz, elektrikler gitti ya. Açsana şu kapıyı. Geldim, patlama. Açsana şu kapıyı. Heh. Ya bu nasıl akıllı ev be?
Elektrikler gitti nakavt. Hayret bir şey. Hoş geldin. Bir de zengin dairesi olacak ha. Böyle şey mi olur ya? Bu ne biçim iş be? Hazan. Ne Hazan? Mum ver mum. Evde hiçbir şey yok. Yeni taşındım ya. İçinden 10'a kadar saysana. Ne? 10. Aa. Nasıl bilin ya? Jeneratör. Hani biz zenginiz ya işte jeneratör var. İyi en azından ev gerçekten akıllıymış. Aa. Fotoğraflarım. Ha evet. Ya ben çalışıyordum da. Poz ver, poz ver. Hiçbirine bakamadım. Şöyle alıcı gözüyle bir bakayım ya. Bunlar yeni değil mi? Yeni de dediğim gibi ben müsait değilim şu an. Bana da kahve yapsana ya. Ne yapayım? Kahve yap, kahve sade. Hazan müsait değilim diyorum, çalışıyorum ya diyorum. Ya bir kahve yapacaksın ya. Zamma uzattın ha. Bu ne ya? Dön dön bakmışım burada. İnsan bir uyarır yani. Bunlarda da içi yok. Basmışlar bir de bunları. Nasıl istersin kahveni? Sade diyorum, sade. Sade olsun. Uzak dur diyorum, arkamı dönüyorum, git diyorum. Sonra ne oluyorsa kendimi yine onun yanında buluyorum. Yasak diyorum ama gözlerimi ondan alamıyorum. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi, böyle yasak olduğunu unutmuş gibi. Bak bunları sevdim ha, yeni çekilenler. Böyle konsept, bavul falan. Aa! Bu ne ya? Şaşı çıkmışım ben bunda. Nasıl? Şaşı. Sen şimdi inatına gider bunu kullanırsın ha. Ben bilmem. Neyse o. Şaşı mıyım ben? Bir bak bakayım. Sol gözün. Ne sol ne? Ne var solda? Şehla. İnsan uyarır. Hayret bir şey. Sen de ekibine söyle adam gibi çalışsın. Böyle şey mi olur? Kaymış ne var yorgunlukta? Sabahtan akşama kadar çalıştırıyorsunuz. Kayar yani göz bu. Oh, geç olmuş. Sabah erkenden çekim var. Erken uyuyayım da şaşı çıkmayayım bari. Evde uzak malum. İyi geceler. Söyle. Sinan. Nerede kalıyor sence? Bilmiyorum. Hazan. Gazete haberleriyle ilgili. Hala mı ya? Hala onun peşinde misin? Peşinde değilim. İnan bana sözde akrabanın da söylediğin yalanlarının da peşinde değilim. Çünkü daha büyük dertlerim var. O zaman? Eğer bir gün doğruyu söylemeye karar verirsen, önce bana söyle, olur mu? Lütfen. İyi geceler. Parasızlık bile seninle güzelmiş bu kızım.
Rimmel alerji yaptı galiba Hazan Hanım. Gözünüz yaşardı. Evet, alerji yaptı. Silelim o zaman. Alo Erdal. Bana hemen Sinan'ı getiriyorsun, tamam? Tamam, denizdeyse denizde. Havadaysa havada, nerede buluyorsan getir. Kardeşimi yanımda görmek istiyorum. Ama efendim, Sinan Bey bu. Ben onu alıp nasıl getirebilirim? Erdal, kardeşimi evimde görmek istiyorum, bu kadar. Yağız Bey. Bugün ben yokum, siz devam edin. Sinan, saçma saçma konuşma. Gel buraya. Daha bitmedi konuşmanız. Sinan, lütfen buraya gel. Ya bırak, boşversene ya. Sinan, bak beni bağırttırma. Buraya gel diyorsan buraya gel. Bir kere de yüzleş. Sen gerçekten yüzleşmemi mi istiyorsun? Ha? Cesaretin var mı senin buna? Hadi. Hadi soruyorum işte. Ama bak bu kez kardeş gibi değil, iki yabancı gibi yüzleşmeye. İçinde ne varsa dökmeye var mısın? Sen o gün Hazan'a ben daha kimseye doğru soruyu sormadım demiştin. Ama bana sormuştun, hatırlıyor musun? Ona da sorsana. Görecekler şimdi beni ya. Hadi söylesene. Ben ne cevap vermiştim? Sen dur orada, dur. Soru değişti. Çünkü benim gördüklerim de değişti. Ben sizi defalarca birlikte gördüm abi. Gülerken, ağlarken, sarılırken, onun gözyaşını silerken. Sinan. En kötüsü de ne biliyor musun? Seni ona bakarken gördüm. Yapma bunu. Bunu bana da, ona da, kendine de yapma. Ya sen? Sen ne yapacaksın abi? Ha? Ona, kendine, bana. Sen ne yapacaksın? Yapma koçum, yapma diyorsam yap. Ya sen yap o zaman bir şey, sen yap. Ne hissediyorsun diyeceğim, o kadar cılız kalıyor ki doğru sorunun yanında. Ama şimdi doğru kişiye doğru soruyu soracağım. Sen Hazan'a ne zamandır aşıksın? Ya ben kendimle nasıl mücadele ediyorum? Haberin var mı senin? Ben aşık oldum. Olmamam gereken birine. Değil'e aşık olmak, yan gözle bile bakmamam gereken birine. Ama işte o birine ben aşık oldum. Sana o soruyu sorarken kendime neler soruyorum, senin haberin var mı? Kendi aklım yetmiyor. Aklım da kalbim de bu çılgınlığı açıklamaya yetmiyor. Sizi her birlikte gördüğümde kaç kere kendimi o senin abin, abin o senin diyorum, haberin var mı senin? Ama korkma anne, kardeşim üzülmeyecek. Ben onu üzmeyeceğim.
Bir yolunu bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Ben Hazan'a aşık değilim. Anladın mı beni? Ben o kıza aşık falan değilim. Şimdi ben sana soruyorum. Aldın mı cevabını? Abim. Cevabını verdim diyorsa, evet, aldım. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi böyle. Yasak olduğunu unutmuş gibi. O an sadece o ve ben. O ve ben. Aşk bu mu anne? Ben Hasan'a aşık değilim. Ben Hasan'a aşık değilim. Ben Hazan'a aşık değilim. Ben Hazan'a aşık değilim. Ben Hazan'a aşık! Beni abisine karşı bir şeyler hissetmekle suçladı. İnanabiliyor musun? Aklını alıyor mu bu hakareti? Ya ve sen de cevap olarak buraya mı taşındın abla? Ya sen gerçekten tam olarak bana her şeyi anlattığına emin misin? Yani hayır, durduk yere bu kadar ağır bir suçlama. Bilmiyorum, altında bir şey olmalı bunun. Ya tamam, sordun. Anlatabildiğim kadarını anlattım. Ya buraya bunun için mi geldin Ece abla aşkına ya? Ha, anlatamadıkların da var yani. Peki bu anlatamadıkların Yağız'la mı ilgili abla? Ya yok. O kadar delirmedi daha. Hepsi benimle ilgili. Yağız'la ilgili hiçbir şey yok. Emin misin? Ne demek emin misin ya? Bana diyor kızım, bana. Yağız'la ilgili hiçbir şey yok, bana diyor. Ya niyeti bozuk. Bak kardeşiyle olmadı, bir de abisiyle deneyeyim diyen benim. Güya seviyor beni değil mi? Güya barışmaya çalışıyor işte. İnsan sevdiğine bunu yapar mı ya? İnsan sevdiğini abisine yakıştırır mı? Ama salaklık bende. İlk hakaretinde ağzını açmazsan, öyle her gördüğünde acını öfkeni unutup eriyip gidersen karşısında. Abla. Sinan'la size ne oldu? Ya ben kendi dertlerime debelenirken seni tamamen gözden kaçırmışım. Ya sen resmen Sinan'ın arkana dönmüşsün, Yağız'a yüzünü. Hayır, ne oldu da Sinan'la bu hale gelip, yani otel odasında sana hayatın en kötü gecesini yaşatan adamı komşu oluyorsun sen? Ece, üstüme gelerek bana iyilik yapmıyorsun, tamam mı? Daha kötü ve daha zavallı hissetmemi sağlıyorsun. Ya ben o otel odasını konuşmak istemiyorum. Beni abisiyle suçlayabilmesinin o otel odasındaki hakaretlerden hiçbir farkı yok benim için. Ya bu kadar ağır yani. Sen gelmeden önce ben o ikisini... Ece bırak artık şu ikisini. Ne olur ya, bak konuşmayalım lütfen. Gururum kırılıyor, kalbim kırılıyor, anlıyor musun?
Abla. Ya Ece lütfen. Lütfen yalvarıyorum bak. Tamam peki. Sen bir şey anlatana kadar ben sana bir şey sormayacağım. Tamam sorma. Tamam mı? Ben buraya aslında seninle başka bir şey konuşmak için geldim. Ben Hazan'a aşık değilim. Anladın mı? Ben o kıza aşık falan değilim. Şimdi ben sana soruyorum. Aldın mı cevabı? Sana bir şey söyledi mi? Öyle sokaklarda yatmaya devam mı edecek? Evet. Sen burada kaldığın sürece o sokaklarda yatmaya devam edecek. Ben düşündüm de, ben madem cevabımı aldım, ben bu gece abimde kalayım dedim. Hoş bulduk o zaman. Hadi geç. Bana dönmeyecek olmasından daha kötüsü ne biliyor musun? Ona dön diyememek. İçimde büyük bir çığlık var. Susturamıyorum. Ağzımdan çıkan cümleler, aklımdaki şüpheler. Hiçbiri umurumda değil. Tekrar tut ellerimi, dön bana diye bağırıyor ama onu tekrar görünce, yüzüne tekrar bakınca o yalvaran çığlık öfkeye dönüşüyor. Öfkeli bir fısıltıya. Seni öyle bir şüphenin pençesinde kırandırmış ki. Arabeske bağladım ben yine. Aslında amacım buraya gelip senin içini rahatlatmaktı ama yani senden yana benim artık bir şüphem yok demekti. Ama sıktım galiba. Boş ver, unutalım git.
Bana sorarsan sen yine kolay yolu seçiyorsun. Savaşmak yerine kaçıyorsun. Belki savaşmaktan değil de gerçeklerden kaçıyorumdur. Ona eski sevgilim demekten kaçıyorumdur. Ya da onunla hiç sevgili olmadığım gerçeğinden kaçıyorumdur. Ben şimdi Hazan'a sorsam, biz seninle eskiden sevgili miydik diye, sence ne cevap verir bana? Birlikte film izlemedik, dans etmedik, yemeğe bile çıkmadık. Yani yapmadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Fazla da bunca yaşanmamışlık içinde benim bu aşk acım neden bu kadar fazla? İşte bazen öyle olur. Yaşayamadıkları yaşadıklarından daha fazla koyar insanı. Yaşadığın gibi seversin ama yaşamadığın kadar sevmiş olursun. Senin de kafa uçtu galiba artık. Hep sen mi uçacaksın? Bu aşk acısı bana yaramıyor be abi. Vallahi. Ya kendimden sıkıldım ben iyice ya. Ben en iyisi koyup kafayı yatayım. Ve yarın modelimizi görme zorunluluğuna kadar susayım. Sinan. Sen Hazan'la en çok neyi yaşamadın? Konuşamadım. Her şeyin mahvolduğu günden sonra, ya bir gün bile karşıma alıp böyle bize ne oldu, ben bu ilişkiye ne yaptım Hazan diyemedim. Konuşamadım. Ama bu gerçekten konuşmak. Yani sadece o ve ben, başka kimse olmadan. Ne o ne ben, kaçacak hiçbir yerimiz olmayacak. Hatalarımızdan, şüphelerimizden, öfkelerimizden saklanmadan. Üzerimize yıkılmaz, kırılmaz bir kapı kapanmışçasına. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuş gibi. Biz Hazan'la konuşamadık. Ya seninki de soru şimdi. Konuşmakmış. Ya kuş uçtu gitti artık, benim değil. Ben anca artık böyle kendi kendime konuşur dururum işte. Ne o ne ben, kaçacak hiçbir yerimiz olmayacak. Hatalarımızdan, şüphelerimizden, öfkelerimizden saklanmadan. Üzerimize yıkılmaz ve kırılmaz bir kapı kapanmış gibi. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuş gibi. Biz Hazan'la konuşamadık. O kız seninle olacak. Ben senin abinsem sana söz veriyorum. Seninle olacak. Yarın tüm ekibi şirkette istiyorum. Son çekimimiz İstanbul'da olmayacak. Şehir dışına gidiyoruz. İyi geceler.
Dövdün mü iyice? Kırdın mı ağzını burnunu? Aldın mı hırsını? Kardeşin geldi. Keyfin yerinde. İyi bari bu plaza hayatına alışmışsın hemen. O kadar para veriyorum ya. Nimetlerinden faydalanayım dedim. Fena değilsin. Hamladım ya. Kum torbalarından kozmetik çekimlerine transfer olunca az kaldı. Şu yüz güzelliği saçmalığından kurtulayım. Bakarsın burada işe başlarım. Yalnız buradan alacağım maaş o kiraya yetmeyebilir. Yettiği kadar. Nasıl yani? Sinan o lafları yutana kadar değil mi? Sen geç dalgana. Şu avlık pomponlarından kurtulayım. Özüme döneceğim yine. Peki... özüne dönmek yerine Sinan'a dönmeye ne dersin? Helal, helal. Vurayım mı sırtını? Şakacı çocuk. Aslında şaka yapmıyorum. Gayet ciddiyim. Aşk ve iradeye ne oldu bay aşka inanmayan aşk filozofu? Şimdi ben aşka inanmıyorum demedim. Sadece saçma buluyorum dedim. Neyse. Zaten şimdi sizin bu inadınız sana da ona da çok zarar veriyor. Herkese. Uzadı. Sen mi karar vereceksin buna? Ben kararımı verdim. Kardeşime geri döneceksin. Sinirden. Pardon ya. Merakımdan soracağım da. Sen kendini ne sanıyorsun? Patron istemiş. Kardeşine geri dönecekmişim. Oldu. Hayatımla ilgili verdiğim başka bir karar var mı? Hani bileyim de önceden hareket edeyim. Şimdilik başka bir plan yok. Plan? Kafama silah daya, hadi. Silaha ihtiyacım yok. Ama sizin yüzleşmeye ihtiyacınız var. Bu inadı da gururu da bir kenara bırakıp bir konuşmaya ihtiyacınız var. Ben buraya bunun için gelmedim. Anladın mı? Tamam. Sinan söylediklerini yutacak. Sen de Kerime'yi korumaktan vazgeçeceksin. Başka bir siparişin var mı ya? Erken kalk. Çekim erken. Ve sabah en geç 9'da evden çıkmış ol. Peki. Ben patronumun sözünü dinlerim. Ama patron da unutmasın. Benim özel hayatıma karışamaz. Bile yalnız kalamayacak kadar utanma duygum kalmış. Benim utanacak bir şeyim yok. Yağız Bey, emin misiniz? Eminim. Tamam. Elektrikler falan kesildi galiba. Şimdi jeneratör devreye girer. İyi. O zamana kadar içinden say. Ben de müzik dinleyeceğim. Saymayı da öğrenmiş. Allah kahretsin ya. Acil durum butonu çalışmıyor, böyle bir şey olabilir mi ya?
düşmeni anlatıyorum. Sen ne dinliyorsun ya? Bakayım. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Sinan ver şunu. Bu ne ya? Hiç tarzım değil zaten. Ya bak, ne yapıyorsun? Verir misin telefonumu? Sinan, ya hadi alsana istiyorsan. Ver. Ver. Neden buradasın Azim? Sen benim neden burada olduğumu çok iyi biliyorsun. Sen getirdin beni buraya. Sen bana o gazete haberleri hakkında yalan söylediğinden beri hiçbir şeyin cevabını bilmiyorum. Hiçbir şey. Ha? Sen benim öfkemi bile hak etmiyorsun. Ya kardeşim şu jeneratör nasıl hala çalışmaz ya? Zengin şehir olacak bir de. Nasıl plazam be? Acil şey de çalışmıyor. Ya çıkmak istiyorum ben artık. Ya çıkmak istiyorum. Açar mısınız? Ya bir dakika. Sen omzuma çıksana gel. Ne? Omzuma çık diyorum, omzuma. İstiyorsan bak eğil, ben senin omzuna çıkayım ha? Sen çok Amerikan filmi izledin herhalde. Ne yapacağım omzuna çıkıp tavana açıp çatıya mı çıkacağız? Hazan, başka çaren var mı şu an? Gel hadi, inat yapma bana. Hadi. Hadi Hazan, hadi. Sırf üstüne basmak için. Hadi. Eğil. Bu ne ya? Pembiş mi? Yavaş. Dur sakin. Basma bu kadar. Bak tüm kemiklerimi kıracaksın. Devam etmek istiyor musun? Sakin olur musun? Çekme saçımı. Sus. Oh. Bak şimdi. Ha. Yukarıda bir yerde şey var. Mandal gibi bir şey olması lazım. Mandal falan yok. 007. Nasıl yok ya? Kilit var burada. Böyle tornavida falan bir şey lazım. Hadi ya. Sinan. Sinan! Allah! Asansörde kaldık da. Allah kahretsin böyle plazayı, Allah kahretsin böyle asansörü ya. Kapıyı. Ya Allah kahretsin böyle plazayı. Baksana. Sakın demin kişiyi bir şey sanma. Ya ben seninle yaşadığım hiçbir şeyi şey olarak saymıyorum ki. O yüzden fazla şey yapma. Ben de artık seninle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Yetiştiremediniz. Muhasebe şirkete verdiğiniz zararı hesaplayacak ve ödemeniz için yasal işlem başlatacak. Bak oğlum, Sinan bu işe kızı soktuğu gün ölü doğmuştu bu. Anladın mı? Babam da şimdi gömdü. Yıkacaksın başını, inat etme. Su vermeyecek sana. Bitireceksin kendini de. Ya ben kendimle nasıl mücadele ediyorum? Haberin var mı senin? Sana o soruyu sorarken kendime neler soruyorum senin? Haberin var mı? Sizi her birlikte gördüğümde kaç kere kendimi o senin abin, abin o senin diyorum. Haberin var mı senin? Ben Hazan'a aşık değilim. Thank you.
Kaçırdın. Takım elbiseyle basket oynayan bir adam için beklenilen acı son. Daha hiçbir şey görmemiş biri için çok iddialısın. Yaz Egemen iddiası. Basketten anlıyorum diyorsun yani. Ben başkanım. Başkan? Çok havalı. Ama bu seni baskette iyi yapmaz. Öyle mi? Ama böyle çocuk gibi sektirmek de seni koç yapmaz. Ben spor akademisi mezunuyum yalnız. Hatırlatırım. Tamam, ilk top sende. Öncelikle beni bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ederim. Sinan Bey, açıkçası ben geliyorum dediğinizde aracı değiştireceğinizi sanmıştım. Yok yok, onlar hep eskidendi. Şimdi sadece... Sattım gitti. Satınca size hemen haber vereceğim. Hoş geldiniz. İyi geceler. Hazan Hanım'a mı geldiniz? Evet. Ablama gelmiştim. Çıktım yoksa? X1'de spor salonunda. Tamam, teşekkürler. Bayağı iyi savunma yapıyorsun ha. Faul. Vallahi faul. Ayak çizgideydi yalnız. Yok, kaçtı. Sen daha yorulmadın mı ya? Sen beni cici kız mı sandın? Bence sen pimpon topuyla oyna ya, elin alışır. Tamam. Sen de git bak, orada kum torbası var, onu döv. Kafan açılır. Hoş geldin Ece. Ece. Nereden çıktın sen? Çok terliyim, dur. Öyle bir uğrayayım dedim ablacığım. Lobiden öğrendim, sporda dediler. İyi, hoş geldin. Biz de tam basket oynuyordunuz. Gördüm. Ya öyle güzel oynuyordunuz ki bölmek istemedim açıkçası. Alıyordum ifadesini ama. Ben de gideyim de benim de terim soğuması için tutulurum falan. Hadi gel, soyunma odasına gidelim. Gel. İkinci raundu bekliyorum. Her şeyi duymuş.
Ben de tam senin... Bu ne hali ya? Senin de benzin bitti galiba değil mi? Araba falan mı gittin sen? Ha, öyle bir terledim biraz. Ha. Ya iyi ki söyledim, vallahi hiç anlaşılmıyor. Sen o zaman bir duş falan al, sonra gel konuşalım. Pizza falan aldım bak, beraber yeriz. Hadi. Değiştirin, çok güzel. Çok iyi. Görmek istediğiniz mekan hazır Yaz Bey. Tamam. Yeni mekan mı? İç mekan çalışmamız da olacak. Ben de geleyim o zaman. Burada olmak da iyidir. Yok yok, sen burada kal, modelimize göz kulak ol, tamam? Zaten sonra mekan değiştireceksiniz. Sinan Bey, sizi kayığa alalım. Benim kayıkta ne işim var ya? Beni mi çekeceksiniz? Fotoğrafçımız yan kayıkta olacak. Teleobjektifte çalışacak. Siz Hazan Hanım'la aynı kayıkta olacaksınız. Yoksa çekimi göremezsiniz. Allah Allah. Ben fotoğrafçının yanında falan takılırım ya. Yalnız orada yer yok. Kalabalık ve teknik ekip o kayıkta oluyor. Çok şey yapmayın ya. Bu kayık ikimize fazla gelir. Tamam, ben de. Ay. Yavaş bin, yavaş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. İyi günler. Bir problem olursa beni ararsınız. Peki efendim, sağ olun. İyi günler. Tamam mı her şey? Halloldu mu? İstediğiniz gibi her şey hazır Yaz Bey. İyi, dönebiliriz o zaman. İnsan biraz yavaş olur ya. Üstüm başım mahvetti. Döndürüp durma. Ya insanlar nasıl çekecek buradan acaba? Sorarım sana Sinan. Evet Hazan, hazırız. Üstünüzdekileri çıkartabilirsiniz. Hazan, buraya odaklan. Evet. Evet, çok iyi. Evet, buraya odaklanın. Evet, çok iyi. Ya yapma, su sıçratacaksın ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba ya? Ya sen korkma, korkma. Makyajın silinmez. Zaten bakıyorum da böyle 3 kilo falan var galiba değil mi? Senin makyajınla ilgili bir sıkıntın mı var? Hazan, buraya odaklan. Evet. Evet, çok iyi. Birazdan bütün boyaların falan silinecek.
Sonra böyle boyaların arkasına falan saklanamayacaksın tabii. Yani gerçekten merak ediyorum. Sonra ne olacak? Böyle aynalara falan bakacaksın ya. Hayal kırıklığı. Ya Sinan Bey, kayıktan alsak olur mu? Poz veremiyorum da ben. Boş boş konuşup konsantrasyonum bozuyor. Boş boş konuşuyorum. Bomboş. Sanki bütün bunları başımıza sen açmamışsın gibi. İçi küstahlık, bencillik, şımarıklık dolup bomboş. Hazan buraya odaklan. Şimdi tek kelime daha etme. Çünkü sen bomboş biri olabilirsin. Ama benim işim gücüm var, ben işimi yapıyorum. Öyle mi? Ne yapıyorsun acaba? Bir durur musun ya? Aa, delireceksin beni Sinan. Ya siz de bir şey söyler misin? Sinan Bey, ne yapıyorsunuz acaba? Ya kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Siz de bir şey deseniz, biz bayağı gidiyoruz çünkü. Kardeş. Ben niye geldim? Ben niye buradayım? Sen niye buradasın? Ağaca da girdik. İpmek bir şey yok mu? Gidiyoruz biz. Delireceğim ya. Sinan, dön bari, mekana gidelim. Susmayacak mısın sen? Susmuyorum ya. Beni yanaştırmadın, çarpacağız şimdi. Gelsen kullan Hazan abi. Allah kahretsin, bir bu eksikti ya. Tamam, hallederiz. Ne oldu? Abi bak, Hazan'la ben hiç iyi fikir değilim. Ya Cansu Hanım, evet. Sinan'ı çekim yapacağımız yere götürün. Bir yemek falan bir şey söyleyin, dinlensin ya orada. Yok yok, hiç gerek yok. Ben İstanbul'a gidiyorum. Yok yok, tamam. Anladık. Sıkılmışsın. Şimdi sen git bir dinlen, bir yemek ye. Hatta beraber yeriz. Oğlum zaten ben de İstanbul'a döneceğim. Beraber döneriz. Hadi, uyum bozanlık yapma. İyi, tamam. Ben sizi arabaya kadar eşlik edeyim. Sandığından erken başlayacağız. Arkadaşlar, mola. Ne molası ya? Ne molası? Ya Sinan Bey yüzünden bir karı bile çekemedik be. Dış mekana mola verdik ama iç mekanda devam edeceğiz şimdi. Bu kadar mı ya? Ha, kardeşin çekim mahvetti, bir şey demeyecek misin? İyi, patron sensin. Umurumda değil. Ben karavana gidiyorum. Ya dur, gitme karavana. Benimle gel. Tamam, bir telefonumu çantamı alayım. Ya tamam, onlar çoktan getirmiştir zaten. Hadi. Geç kalıyoruz. Eğer o çekimde de Sinan varsa bu iş çok zor. Ben artık tahammül edemiyorum ya. Bunun bencilliğine, şımarıklığına, yani beni düşürmesine tahammül edemiyorum ben. Aşk bu mu anne? Ben ve o. Yasakken. Niye durduk? Ev yok burada. Sana o soruyu sorarken kendime neler soruyorum, senin haberin var mı? Bir şey mi oldu? Yağız. Yağız. Bir şey mi oldu diyorum ya? Sizi her birlikte gördüğümde abin o senin diyorum, haberin var mı senin? Ama korkma anne. Kardeşim üzülmeyecek. Ben kullanayım mı arabayı? Ha? Ha. Yok ya, ben yan yolu hatırlayamadım da. Tamam, buradan da doğru. Issız biraz.
Bir şey mi söyleyeceksin sen? Emin misin? Hadi git. Sen gelmiyor musun? Ya gelirim birazdan. Sen git. İyi misin gerçekten ya? İyiyim. Çok iyiyim. Peki. O zaman ben gidiyorum. Sen de geliyorsun. Rahatını bozma, ben hazırlandım, çıkıyorum. Ekip nerede? Bilmem. Sen Hazan'la en çok neyi yaşamadın? Konuşamadım. Bir gün bile karşıma alıp böyle bize ne oldu, ben bu ilişkiye ne yaptım Hazan diyemedim. Konuşamadım. Yani sadece o ve ben. Başka kimse olmadı. Biz Hazan'la konuşamadık. Kardeşim için. Bu kapı kilitli. Nasıl kilitli? Bayağı kilitli yani, bak. Bir dakika, bana bakayım. Yaz dışarıdaydı. Nereden açılıyor bu ya? Yaz! Yaz, gitti kaldık Yaz! Hepimizin iyiliği için. Yaz, gitti kaldık! Senin telefonun suya düştü. Benim telefonum alıkonuldu. Pencereler kırılmaz cam. Kapılar kilitli, pencerenin kolu yok. Bu nasıl iş ya? Niye kilitledi bu adam bizi buraya? Kafayı mı yemiş bu? Ya kamera şakası falan mı bu acaba? Birlikte film izlemedik. Kameram vardı yerde. Dans etmedik. Yemeği bile çıkmadık. Beni bekliyoruz. Çekim yapacaktık. Yok. Yapmadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Üzerimize yıkılmaz, kırılmaz bir kapı kapanmışçasına. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuşçasına. Sinan. Biz Hazan'la konuşamadık. Sinan, bir şey söyleyecek misin? Biz nasıl çıkacağız buradan? Benim yüzümden. Ben abime birlikte yapamadığımız şeylerden bahsetmiştim. Yaşayamadıklarımızdan. Resmen kapıyı üzerimize kilitlemiş. Yaşayamadığınız ne varsa yaşayın demiş.
çekmiş gitmiş. Haddini bilmez küstah. Ama söylemişti. Söylemişti. Kardeşime döneceksin demişti. Neden? Çünkü patron öyle uygun gördü. Ama bu kapıyı yerinden sökmeyen Hazan var ya... ben öyle abuk subuk tuzaklara pavuç bırakır mıyım be? Yok, film izlermişiz de, yemek yermişiz de... bana sordun mu acaba? Ben senin kardeşine yemek yemek istiyor muyum? Ben senin kardeşinle 5 dakika kapalı kalmak istiyor muyum acaba? Keyfin yerinde mi Sinan Bey? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Boşuna uğraşıyorsun. Yok canım. Ya Hazan yeter bak, elini falan keseceksin ya. Ben bu evden çıkacağım Sinan. Ben de sana şunu söyleyeyim. Eğer ben abimi tanıyorsam, o bu kadar uğraştıysa... kendisi gelip açana kadar bizim buradan çıkma ihtimalimiz yok. Tamam? Ben senin o abini var ya... eninde sonunda açılacak Sinan. Ve ben o zamana kadar yukarıda, senden uzakta bekleyeceğim. Kardeşim üzülmeyecek. Bir çaresini bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Unuttu mu ben duygusal olan değil, soğuk olan? Yere düştüğünde kimseye tutunmadan tek başıma yalnız kalkmaya alışmış olanım. Ben yalnız olan. Ben yalnız kalacak olanım. Yaz Bey, Hazan Hanım'a ulaşamıyoruz. O zaman haydos. Keyfinize bakın. Ne kadar tutabilir ki bizi burada? İlla ki açacak o kapıyı. Ne yapıyorsun ya? Sen bu durumda bile benimle konuşmayı reddediyorsun. Ben de keyfime bakıyorum, ne yapayım? Ya bir nevi carpe diem diyelim. Sana da tavsiye ederim. Ne güzel paslaşıyorsunuz abi kardeş, değil mi? Hazan, bak bunu binlerce kez anlattım sana, bir kez daha anlatıyorum. Benim bu olaydan haberim yok, tamam mı? Bu hiçbir şey değiştirmez Sinan. Benim için farklı bir şey değil. Tıpkı otel odası kumpası gibi. Aslında iyi oldu bu ya.
Bak ne güzel konuşmaya başladın en azından. Konuşmayacağım. O çok bilmiş abin. Her şeye karar veren adam bizi buraya tıktı ya konuşalım diye. Ben ağzımı açıp konuşmayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben konuşacağım ama. İstersen kulaklarını da tıka, ben sabaha kadar konuşacağım. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum ya. Ben sana özetleyeyim hatta. Ben hiç tanımadığım insanlara iftira atıp sonra sırf eğlence olsun diye onları tuzağa düşüren adi, bencil adamın tekiyim. Demek sabaha kadar sürmez. Hatta bak cümle bitti bile. Bildiğim tek bir şey var. O da o lanet otel odasının acısına burnumdan fitil fitil getirmen. Sırf o odanın acısını çıkarttığın için biz bu haldeyiz Hazan. Ben bizi bu hale getirdim. Ben. Vay be. Ben neymişim ya? Ben ne yapmışım böyle be? İki tane poz verdim. Acı bitti gitti. Değil mi? Senin için bu kadar kolay. Bu kadar basit işte. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ya ben olmasaydım? Hiç tanımadığın kardeşime kurmuştun o tuzağı hani. Neden onun yerine ben gittim hiç düşündün mü? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben oraya senin için gittim. Ben sana aşıktım aptal. Aşıktım. Öyle uzaktan uzağa. Öyle gizli saklı. Kendi kendime aşıktım. Hem de nasıl aşık biliyor musun? Kendine inat aşık. Selam. Sen ne yapıyorsun burada? Öyle geldim ablamın yanına. Değişiklik olsun diye. Harika. Pardon. Bir sakıncası mı var? Neyse ablam nerede biliyor musun? O gece Ece'nin yerine ben gittim. Kendime kardeşimi koruduğuma inandırdım güya. Ama ben oraya niye gittiğimi biliyordum. O allı pullu elbiseyi giyerken de, yüzümü gözümü boyatırken de neden gittiğimi çok iyi biliyordum. Yakışıklı playboyumuz erkek Fatma'yı bir de böyle görsün. Bir de kız gibi görsün. Belki hiç değilse yüzüme bakar. Belki hiç değilse adımı sorar. Zavallı erkek Fatma. Yakışıklı prensi onu görecek. Beğenecek. Zavallı. Süslü püslü zavallı. Sen o gece sadece hiç tanımadığım bir kızın gururuyla oynamadın. Senin için atan bir kalple oynadın. Kendime olan inancımla, kendime olan saygımla, özgüvenimle, benliğimle, her şeyimle oynadın sen benim. Her Allah şeyimle. Benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Nefret ediyorum kendimden. Sana yaptıklarım için, bize yaptığım her şey için nefret ediyorum kendimden, oldu mu? Ben kendimden nefret etmeni istemedim. Ben senin pişman olmanı istedim.
buralarda bir yerlerde ya. Ya telefonu bile yanımda değil. Ya siz buraya çekim yapmaya gelmediniz mi? Modeliniz nerede? Haberim mi yok Yağız? Buralarda bir yerdedir. Hem sen niye haber vermeden çıkıp geliyorsun ki? Baskın mı yapıyorsun? Telefonu yanında olsaydı haberi de olurdu. Ayrıca sen niye hesap soruyorsun ya? Adam gibi bir cevap verir misin artık? Ablam nerede? Ece hadi evine gitsene sen ya. Peki. Peki öyle olsun. Kendim bulurum. Aa, asistanın bir çekim için eve gittiklerini söylemişti. Acaba o ev nerede? Dur. Bir dakika. Onları rahatsız etme. Onları derken? Gerçekten pişman olsaydın beni abinle yaralamazdın. Hazan bak. Benim de haklı sebeplerim vardı. Sebep? Sebep ha? Gözümün içine bak da söyle. Sen abinle ikimizi yakıştırdın be. Sen ikimizi yan yana koyabildin. Şuranda ve şuranda. Sen benim yanıma abini koyabildin. Bunun için o gazete haberlerini bahane edemezsin. O aptal gazete haberlerinin hala bir açıklaması yok değil mi? Ne oldu? Hadi yapışsana yakamayını. Her şeyi söyledin yüzüme işte. Sen bugün benimle ilk kez yüzleştin Hazan. Ama konu gazete haberlerine gelince ya da abime gelince Hazan susar, Hazan arkasını döner. Evet susacağım. O gazete haberleriyle ilgili o gün söylediklerimden başka hiçbir şey duyamayacaksın benden. Bu kadar mı yani? Neyim ben? Aşığım ben aşık. Aşığım ve kıskandım. Hem de köpekler gibi kıskandım. Seni öz abimden kıskandım. Yüzüme bak yüzüme. Hazan yüzüme bak. Kıskançlık adamı ne hale getiriyor yüzüme bak. Ben o gün sadece gazete haberlerini kıskanmadım. Aynı zamanda gördüklerimi de kıskandım. Sen ne gördün ya? Sen bana baktığında ben de senden başka ne görebilirsin ki? Ben abime gülen bir Hazan gördüm. Onunla çocuk esirgeme kurumundan çıkan, onunla körebe oynayan, ona gözyaşlarını sildiren. Daha önce sadece benim dokunabildiğim o gözyaşlarını abime sildiren bir Hazan gördüm. Ben babam için tek başıma ağlarken abime sarılan bir Hazan gördüm. Evet abine sarıldım çünkü sen kaçtın. Her zaman olduğu gibi acından kaçtın yine. Ama o karşımda kıvranıyordu. O acıdan ve ağlayamamaktan kıvranıyordu. Ben ona sarıldım çünkü ağlaması gerekiyordu. O gün yalnız ağlayan abim değildi Hazan. Evet değildi ama kaçan sendin. O geceden sonra her gün, her gece bana yaşattığın her şeye rağmen senin yanında olmaya çalıştım ben. Ama sen abin yüzünden benden kaçtın. Evet, evet ben kaçtım. Sen de kararını verdin, ona sarıldın değil mi? Ne oldu? Verecek cevabın yok tabii. Ya ben neden bahsediyorum sen farkında değil misin? Sadece o gazete haberlerinden bahsetmiyorum ben sana. Ya üstüne bir de abim... Abin ne? Ya ben seni abimden bile kıskandım işte. Ne aklım, ne kalbim, ne sana olan güvenim, ne pişmanlığım. Beni durdurmaya yetmedi işte Hazan. Tamam pişmanlık bir erkeği durdurmaya yeter, haklısın. Ama aşık bir erkeği... Aşık bir erkeği durdurmaya yetmiyor Hazan, yetmiyor. Bütün bunların içinde en ağır,
en kaldıramadığım şey ne biliyor musun? Sen bizi bitiren o iftirayı hiç tanımadığın birine atmıştın. Ama bu iftira, ucu abine dokunan bu iftira... Sen beni abinle suçlarken beni tanıyordun Sinan. Çok iyi tanıyordun. Sen o ikisini dağ başında bir eve kilitledin. Doğru mu anladım ben? Evet, doğru anladım. Birkaç kez daha tekrarlayayım mı? Sen düşündüğümden çaresiz durumdasın Yağız. Nasıl? Hayır yani neden? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ece bak, ablamın nerede olduğunu sordu. Ben de söyledim. Sana bir açıklama yaptım diye böyle büyük büyük konuşma hakkın yok. Anlaştık mı? Senin de benim ablamın seçimlerine karışma hakkın yok. Yani ne hakkım var? Belki de hazır olmadı. Belki de yaşamak istemediği bir yüzleşmeye, onu zorlamaya ne hakkım var Yağız? Bak, Sinan ne yaptı da bu hale geldiklerini bilmiyorum, tamam mı? Ama sen biliyorsun ve benden daha çok şey bildiğin kesin. İşte seni de ilgilendirseydi sen de bilirdin. Tamam. Ben ağzını arayacak değilim, tamam mı? Neden biliyor musun? Çünkü ben ablama saygı duyuyorum. Tamam, ben saygısız bir adamım. Oldu mu? Bana dersini verdin mi? Şimdi artık gidecek misin? Biliyor musun? Bu gece yaptığın şey seni şövalye yapmıyor Yağız Bey. Ya ne yapıyor? Seni kendi duygularından kaçmak için başkasının duygularını zorlayan bencil bir korkak yapıyor. Ne bu sabah komikliği mi? Nereye gittiğini biliyorum ve bunu kaçırmayacağım. Seninle geliyorum Yağız.
Sen abiysen ben de kardeşim, tamam mı? Bak, dün gece ne olduğunu, kapıyı açtığında ne göreceğini bilmiyorsun. Ablamın yardım ihtiyacı olabilir ve ben de onun için orada olacağım. Belki birkaç saniye sonra, belki de saatler sonra bu kapı açılacak Hasan. Bu kapı açılacak. Ben de arkama bile bakmadan gideceğim. Kurtulacağım senden. Doğru. Ama arkanı dönüp gittiğinde geride bıraktığın yalnızca ben olmayacağım. Sen aynı zamanda o erkek Fatma'dan sana kalan son şeye de arkanı dönmüş olacaksın. Biliyor musun, o kadar yorgunum ki. Senden kurtulmak için arkamda bırakacağım ne varsa umurumda bile değil. Evet, benden kurtulacaksın. Ama bizden bir ömür boyu kurtulamayacaksın Hasan. Biz yarım kaldığımız sürece yaşayamadıkça. Sen ve ben Hasan. Biz yaşayamadıkça birbirimizin içinde yaşamaya devam edeceğiz. Hadi arkanda bırak ve git şimdi bizi. Bize de adını bile bilmediği halde bir adamı seven o erkek Fatma'ya da arkanı dön ve git.
geride bıraktığın yalnızca ben olmayacağım. O erkek Fatma'dan geriye kalan şeyi de gerinde bırakacaksın. Evet, benden kurtulacaksın. Ama bizden bir ömür boyu kurtulamayacaksın Azam. Haberin var mıydı? Bırak şimdi, sonra konuşuruz. Teşekkür ederim. Böyle aptal aptal sırıtacağım sanırım. Ben hala aptal gibiyim. Çok tuhaf ya. Aklım hala almıyor. Bizi. Aklımda işim yok zaten. Ben kalbin için buradayım. Korkuyorum. Tekrar yaralanmaktan korkuyorum. Bir daha kaldıramam.
Hazan, yaraları birlikte saracağız. Bu el avuçlarından bir kez kaydı. Korkaktım, güçsüzdüm. Tutamadım. Ama şimdi yanımda sen varsın. Şimdi daha güçlüyüm. Ve korkmuyorum. Ben biraz abimin yanına gideyim. Tamam. Bütün bunları kardeşin için yaptın ha? Yani bizim için iflas etmeyi bile göze aldın. Değecek demiştim. Abi. Tamam uzatma artık. Ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani sen bugün bunu yapmasaydın bizim için tek bir umut bile kalmamıştı. Beni büyütme bu kadar. Sandığın kadar umutsuz olsaydınız... O evde bin gece de kalsanız böyle olmazdı. Ben yine de Hazan için yaptıklarım. Tamam uzatma artık lütfen. Ya böyle de çok kötü, çok aptal gibi hissediyorum ya. Bak. Aşığım, seviyorum. Ölüyorum dedin. Şimdi kızı geri kazandın. O kızla ikinci şansın, bunu da mahvetme. O kızı bir daha üzmeyeceksin. Eğer üzersen üstünüze kapıyı kilitlediğim güne beni pişman edersen karşında beni bulursun. Ama abini değil, beni. Sana söz veriyorum abi. O kızı üzmeyeceğim. Bak ya, hamile haliyle. Kavmana çok sevindim. Ya delirdin herhalde abla. Konuşmadan gider miyim hiç? Evet ya, sen niye geldin? Ne oldu? Ay yok artık. Ya sana olanlardan sonra beni konuşmayacağız herhalde. Daha sen böyle durup dururken gelmezdin. Bir şey mi oldu, bir sıkıntın mı var? Abla. Ya şu artık gözlerini kaçırmasan da ne hissettiğini söylesen. Bak Sinan'la barıştın. Hayatının ilk öpücüğü. Ya, utanma işte. Ya, öyle oldu böyle oldu hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ya, sadece nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Ne bileyim. O kadar gerçek dışı geliyor ki. Böyle sanki bir rüyaymış da uyanacakmışım gibi geliyor. Peki abla sana bir şey soracağım ben. Sen ona gerçekten inanıyor musun? Güveniyor musun Sinan'a? Şöyle söyleyeyim. Ona inanmayı, güvenmeyi bütün kalbimle... Bu hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. Bak, Sinan size ne yaptı da bu hale getirdi bilmiyorum. Korkma, sen anlatmadığın sürece ben sana hiçbir şey sormayacağım. Eğer Sinan senin için doğru adamsa hiçbir şey sizi ayıramasın. Her şey ikimiz için de çok güzel olacak. İnşallah ablacığım. İnşallah. Akşam bitiyor çekim. Gece gel bana tamam mı? Sen
Sen beni merak etme. Tadını çıkar. Kavuşmanın, aşkın. İçinden gelen her şeyin tadını çıkar. Bu beyefendiyle de ayrı konuşacağız tabii. Abla, sadece keyfine bak. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Varınca haber ver. Gece de bana gel, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Nehir deniz gibi değil, değil mi? Dümdüz. Dalgası, fırtınası yok. Galiba cümle senin kadar sıkıcı diye devam edecek. Biliyorum. Sen sürprizlerle dolusun ama. Dün bunu öğrendim. Dün bu saatlerde seni boğmak istiyordum ama... Şimdi? Teşekkür ederim. Yani kızdırsan da, delirtsen de bize iyi gel. Bizi sen bir araya getirdin. Bizim için. Bize rağmen. Size rağmen diye bir durum yok. Sen farkında olmasan da senin istediğin oldu. Sen değişik ama iyi bir insan. Ben sadece abiyim. Hazan Hanım, çekime bekleniyorsunuz. Deli bu ya. Koşarak geliyorum Sinan Bey. Sanırım hayatımın bundan sonraki günlerini sana teşekkür ederek geçireceğim. Hadi deliyi bekletme. Evet Hazan, çok iyi. Ve son poz. Sen bir dursana bir dakika. Buyurun. Son poz benden. Hazan'ıma bak ya. Aşk anında yaradı. Barışmış bunlar değil mi? Belli. Zorla gülümsettiğimiz kıza bak. Gülmekten ağzı kapanmıyor. Gülümsüyoruz. Daha fazla. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Bitti. Son poz. Son çekim. Bitti. Başladığı gün bitmiştik. Bittiği gün yeniden başladık. Ne yapıyorsun? Herkesin içinde. Tamam tamam, korkma. Utangaç sevgili. Sinan Bey, rahatsız ediyorum ama... Ya rahatsız etmiyorsun. Niye rahatsız edesin? Ne oldu? Dinliyorum Simge. Yağız Bey ufak bir kutlama yemeği organize etmişti. Süper. Tamam, çağırın abimi, hadi kutlayalım. Yalnız Yağız Bey gitti. Yani arabasına binerken gördüm. Aradım, İstanbul'a gidiyorum dedi. Thank you.
Yatak odası da böyle. Gel. İşte manzara zaten bildiğin gibi, alışıksındır. Yani abinin dairesi kadar büyük değil ama zaten burası bana yetiyor. Neyin var senin? Ya şimdi abin dedin de, baksana bütün mal varlığını koyduğu işin kutlamasına bile gelmedi. Kafası çok bozuk. Niye? İş yüzünden mi? Sen şimdi bana deli diyorsun ya. Hı hı. Asıl deli abim işte. Babamla bütün o resleşmeleri, çekimin illa şehir dışında olacak demesi. Bunların hepsi bizi bir araya getirmek içindi işte. Bizi o eve kilitlemek içindi. Bir dakika, nasıl anlamadım ben ya. Senin yolda gelirken ekibe dediğin kendi cebinden ödüyor muhabbetin bu. Yani abim bütün mal varlığını ve bu koca projeyi bizim için riske etti. Şaka yapıyorsun. Ama bu... Bu benim abim işte Hasan. Sinan, bizim de bir şey yapmamız lazım. Yani onun için bir şey yapmamız lazım. Benim zaten bir şey yapmam gerekiyor Hasan. Ben de varım. Yani ne gerekiyorsa, ne yapabilirim bilmiyorum ama ben de varım. Birlikte halledeceğiz Hasan. Hep beraber halledeceğiz. Abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Naz abla. Ya. Param yoktu bende. Kendim kopardım. Delisin ya. Hayatımın ilk çiçeği biliyorsun değil mi? Ha. Hayatında ikinci bir şey hazır mısın? Günaydın. Günaydın. Öptün geçti, tamam. Ya şey, kalamam şimdi. Lansman meselesi biliyorsun, babamla konuşmam lazım. Ne olacak peki sence? Yumuşayacak mı? Yani yumuşamak zorunda. Çünkü ben abimi kurtarmak zorundayım. İyi. Hadi koş kurtar abini bakalım. Sonra da beni ara, sana bir sinema ısmarlayayım. Fakir çocuk. Allah Allah. (Gülüyor)
ben gideyim o zaman. İyi. Hadi. Gidiyorum. Yaz Egemen. İyi günler. Teşekkürler. Sürekli salak salak sırıtıyorum ya. Engel olamıyorum kendime. Senin sayende tabii. Yok. Senin sayende. Ben ne yaptım? Senin hislerinin sayesinde. Sen vesile oldun diyelim o zaman. Hazan tamam ya yeter. Yani uzatma. Ya affedersin yani... beni her gördüğünde teşekkür etmene gerek yok. Vallahi gerçekten gerek yok. İyi misin sen? İyiyim. İşler falan yolunda mı? Bir sıkıntı yok değil mi hani lansman falan? Telefonu çalıyor. Pardon. Açmam lazım bunu ya. Bütün gece aramış zaten. Görüşürüz. Alo, Binnaz abla ya. Arayamadım seni. Kusura bakma. Nasılsın? Yazıklar olsun sana. Sana da kardeşine de yazıklar olsun, değil mi? Ne oldu? Niye kızıyorsun sen şimdi ya? Ya o kadar arıyorum insan bir ne oldu diye dönmez mi kızım? Hastaneye kaldırdık anneni. Hangi hastane? Bizim oradaki devlet hastanesinde. Tamam. Tamam geliyorum. Tamam. Hazan ne oluyor? Anne, benim hastaneye gitmem lazım. Dur ne hastanesi dur. Annemi hastaneye kaldırmışlar, hastaneye gitmem lazım. Tamam ben bırakırım seni ya. Yanıma almam lazımdı onu. Orada bıraktım. Orada öyle tek başına, kimsesiz. Sırtımız döndük işte. Ece de ben de. O kadar doluyduk ki unuttuk. Her şeye rağmen annemiz olduğunu unuttuk. Benim yüzümden. Senin suçun değil Hazan.
Yazıklar olsun size. Senin gibi evlat olmaz olsun. Hasan tamam. Annenin yanına gel. Yolcuklar. Sağ olasın. Şunu da bir alıver oğlum. Tekrar gel anne. Tekrar geleceğim anne. En kısa zamanla tekrar geleceğim. Adapazarı yolcusu kalmasın. Adapazarı kalkıyoruz. Hadi bakalım Fazilet Hanım. Buraya kadar. Kızların sensiz cennetlerinde mutlu olsunlar. Senin kendi cehennemine kadar yolun var da. Nereye gitmiş anaları? Çok merak ediyordunuz. Telefonlara bile açıp bakmadılar. Binnaz abla. Binnaz abla. Yalvarırım söyle. Nereye gitti annem? Annemin nerede olduğunu öğreninceye kadar bırakmam ben peşini. Akşama kadar bekleriz burada. Söyle ne olur. Şimdi mi kıymetli oldu anneniz? Ölümden dönmesi mi gerekiyordu analığını hatırlamanız için? Çok kızgınsın bize. Biliyorum. Ama biz böyle olmasını istemedik. Oldu. Olanı değiştiremem. Ama olabilecekleri değiştirebilirim. Söyle nerede annem? Nereye gitti? Nereye gidecek ki garibim? Nereye gitsin? Çileye doğduğu cehennemin içine gitti işte. O tozlu topraklı yollarında saçından sürüldüğü, dört duvarında kemiklerinin kırıldığı, anasından emdiği sütün burnundan geldiği yere gitti. Cayır cayır yandığı baba ocağına gitti anne. Senin adını yöresini bile bilmediğin o batasıca baba ocağına gitti. Ya. Şimdi yüreğin varsa tut getir anneni hadi. Uzman doktor Mustafa Coşkun. Uzman doktor Mustafa Coşkun. Danışmadan bekleriz. Hazan. Benim otogara gitmem lazım. Köye gitmem lazım. Gel hadi gel. Navigasyon arkayı gösteriyor. Geçtik otobüs firmasına. Yaz. Yaz bak ben oraya seninle gidemem tamam mı? Ya bu bir aile meselesi. Ben yüzünü bile görmediğim insanların yanına annemi almaya giderken seninle gidemem. Dinliyorum evet. Tamam hemen yolla. Ya anlatamıyorum galiba ya. Orada beni de annem de neyin beklediğini bilmiyorum ya. Seninle gidemem oraya. Bak sadece seninle değil. Kimseyle paylaşamayacağım bir şey bu tamam mı? Ya ben daha oraya gidip gitmeyeceğimi bile bil... Çevre yoluna girdin sen. Hazan. O kadının söylediklerini ben de duydum. Sen de annen de henüz oraya dönmeye hazır değilsiniz. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz şimdi biz? Annenin otobüsüne yetişeceğiz.
gidecek ki garibim? Nereye gitsin? Cayır cayır yandığı baba ocağına gitti anne. Şimdi yüreğin varsa tut getir anneni hadi. İyi misin? Ben kendim bildim bileli annem bize kızdığında hep ben ne çektim derdi. O kadar. Gerisi yok. Ben de ona kızınca derdim ne çektin sen ya diye. Söyle de bilelim sen ne çektin. Şimdi bin azapla bir şeyler söyledi ama ben hala hiçbir şey bilmiyorum. Hele hoca aileye dokunuyorsa. Bilmemek en doğru belki de. Şiddetten fazlası var. Bugün duyduklarımla annemin yüzündeki acıyı, nefreti birleştirince artık biliyorum. O topraklarda, o insanlarda şiddetten fazlası var. Hiçbirini tanımıyor musun oradakileri? Aile bağlarımız göz yaşartıyor değil mi? Hayat. Bazen her aile, aile olamıyor. En acısı da ne biliyor musun? Hayatı boyunca adını nefretle bile anmadığı bir yere böyle tek başına kendi ayaklarıyla gidiyor olması. Yetişeceğiz adam, merak etme. Annene yetişeceğiz. Hazır mısın? Sağ çek sağ! Dur dur! Hanımefendi, otobanda durmak yasak. Yolcu alamıyoruz maalesef. Ben anneme bakacağım. Anne. Almaya geldim anne. Göndermiyorum seni oraya. Bırakmayacağım elini. Ya şimdi kızının elinden tutup otobüsten beraber inersin. Ya da bir ömür lanet edin o yere beraber gideriz. Yolculuklar.
Teşekkürler. Arayıp ne diyeceksin ki? Ya babamla mı uğraşsın şimdi? Efendim? Arayamadım seni. Ya Azam, benim canım çok. Ya da neyse ya, sen neredesin, ben gelim yanına. Ozan, senin evine gidiyoruz değil mi? Abim mi o? Evet evet, bana. Sinan. Ben abimin sesini mi duydum Ozan? Evet. Yanımda... çok uzun hikaye, anlatırım. Şimdi annemi aldık bana, gidiyoruz da. Konuşuruz tamam mı? Anlatacağım ben sana. İyi tamam. Abime selam söylersin, görüşürüz. Sorun yok değil mi? Ha, ya niye olsun? Selam söyledi sana.